Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olan hukuk hakkında konuşacağız. Tabii çalışma yerlerindeki işçi ve işveren arasındaki ilişkileri de biliyorsunuz. Hukuki düzenlemeler var. Bu da ayrı bir alan. Bununla da ilgili konuşacağız. Haşim Elmas konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim. Programımıza başlayalım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız Haşim Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi hukuk konularını konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii ki. Haşim Elmas ben. İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest meslek avukatlık yapıyoruz. 2014 Kırıkkale Üniversitesi hukuk mezunuyum. Halihazırda 2014'ten sonra 2015'te stajım 2014'ün bitiminden sonra stajımıza başlattık. Önce belli yerlerde bazı hukuk bürolarında bağlı avukatlık yaptık. Şimdi de kendi büromuz var. Kendi büromuzda da daha çok iş hukuku ve iş hukuku alanında çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde. Harika. Mesleğinizle ilgili özel alanlar mıydı? Özel uzmanlık isteyen alanlar hangileri? Evet. Yani şimdi bir avukatın meslekle ilgili olarak özel alanı tabii ki mezun olduktan sonra gelişiyor. Kendisini o şekilde geliştiriyor. Bizim hukuk fakültesi mezunu hukuk fakültesinde okurken bize öğretilenler tüm hukuk branşları öğretiliyor bize. Ama tabii mezun olduktan sonra ilgi alanlarınıza göre yöneliyor. Biz de bu konuda biz daha çok iş hukukuna yöneldik ve iş hukukuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ofisimizde yani %90 oranında iş hukuku alanında çalışıyoruz diyebilirim. İşçi ve işveren arasındaki davalarda gerçekten özellikle arabuluculuk kurumunun önemi çok arttı. Çünkü çok Evet. fazla dava dosyası Evet. olduğu için Evet. bayağı iyi oldu aslında arabuluculuk Tabii kurumunun ki. Evet, kurulması. aynen. Yeri nedir o işçi işveren arasındaki konularda? Şimdi şöyle, arabulucu çok eski geçmişi olan bir kurum değil ülkemizde aslında. 2018 yılında itibariyle işçi işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirildi. Tabii bir ön görüşme de diyebilirsiniz arabuluculuk görüşmelerine. İki türü var. Birincisi zorunlu arabuluculuk, ikincisi de ihtiyari arabuluculuk. Bir işçi işten kendi isteğiyle ayrılması veya işten çıkartılması durumunda eğer ki işveren haklarını ödemez veyahut haklarını işverenden alamazsa, eğer dava açacaksa bu yönde bir arabuluculuk yoluna başvurmak zorunda. Arabuluculuk yoluna başvurduğunda işçi adliyelerde, İstanbul'da, Çağlayan'da, Bakırköy'de, bilmiyorum nerede, her bölgedeki bulunan adliyelerimizden arabuluculuk bürolarına gidip başvuru yapıyorlar ve buradan vekilleri aracılığıyla veya asaleten kendileri de yapabilirler. Buralardan devlet bir arabulucu atıyor. Arabulucu atadıktan sonra arabulucu aracılığıyla arabulucu tarafları tanımayan bir kişi oluyor. Ne başvuran işçi ne karşı taraf işvereni tanımaz. Bu şekilde bir toplantı görüşülüyor ve bu toplantı tamamen gizli. Bu toplantıda görüşülenlerin hiçbiri davada veya dava sürecinde taraflarca ileri sürülemiyor ve üçüncü kişilerle paylaşılamıyor. Önemli ve hassas bir konu. Genel itibariyle işçilerin kısa yoldan alacaklarını tahsil etmek için çok önemli bir müessese. Burada tabii süresi de var. Bir aylık süre içerisinde bu arabuluculuk görüşmeleri sonuçlandırılıyor. Ve bir aylık süre içerisinde eğer ki işçiyle işveren anlaşırsa tazminatını almış oluyorlar. Ama tabii anlaşamazlarsa dava yoluna gitmek zorunda kalıyorlar. Bu süreci Evet. geçip de. Evet. Evet. Peki nedir işçi ve işveren arasındaki tazminat konuları veya diğer alacak konuları? Evet, yani işçilerimizin genel manada çalışanlar için gündeme gelebilecek tazminatları çoğu her çalışanın bildiği zaten kıdem tazminatı. Bir yıl çalışmışsa bir çalışan kıdem tazminatına akdin fesih sebebine göre hak kazanabilir. Yine 6 aya kadar çalışmalarda veya tüm çalışmaların üzerinde devam eden çalışmalarda ihbar tazminatı işveren tarafından çıkarılmışsa gündeme gelebilir. Tabii işçinin çalışma durumuna, çalışma saatlerine göre fazla mesai çalışması gündeme gelebilir. Resmi tatil dediğimiz bizim genel tatillerimiz, milli bayramlarımız, dini bayramlarımızda çalışmalar varsa bu çalışmaların karşılığı olan ulusal bayram, genel tatil alacakların tahsili gibi alacaklar gündeme gelebilir. Yine bazen çalışanların çalışma durumuna göre uygulamada haftanın 7 günü çalışma yapma durumları olabiliyor. Bu tür durumlarda da hafta tatili çalışması dediğimiz çalışmalarında gündeme gelebiliyor. Tabii bunların hepsinin kanunda belirlenen şartların, kanunda belirlenen usullerin şekilde çalışıldığı durumlarda bunların sonrasında dava yoluyla ödenmemesi halinde tabii ki işveren tarafından ödenmemesi halinde dava yoluyla tazmini gündeme gelebiliyor. Peki hangi durumlarda tazminat alamazlar işçiler? Şimdi işçilerin işveren tarafından fesih için
tazminat alamaması için, yani kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için akdin fesline bağlı durumlar. Bunlar da işveren haklı nedenle eğer ki işçiyi çıkarıyorsa işveren işçi tazminat alamaz. Burada haklı neden fesitleri kanunda sayılmış. Yani işçinin belli durumlarda işverene karşı ahlak ve niyet kurallarını aşacak şekilde eylemlerde bulunması, devamsızlık yapması, bir ay içerisinde iki gün üst üste veya bir ay içerisinde belli günlerde üç gün mazeretsiz olarak devamsızlık yapması, yine işverene karşı hakaret, yine iş yerinde çalışan bir arkadaşıyla kavga etmesi, yani burada çok önemlidir ve uygulamada da çok karşılaştığımız bir durum. Çalışanlar genelde birbiriyle anlaşamadıkları zaman kavga yapıyorlar. Bu şekilde de kavga boyutlarında tazminatsız çıkarılıyorlar. Sonra da bizlerden tazminat alabilir miyim gibi sorular yöneltiyorlar. Bu tür durumlarda tazminatlar ekstrem durumlar hariç diyorum. Orayı parantez içerisinde söylemekle tazminat alamazlar. Evet, orada sanırım tutulacak tutanakların çok önemli yeri var değil mi? Kesinlikle öyle. Tutanakları, tutuluş şekilleri ve orada kanundan ziyade Yargıtay'ın uygulamada belirlediği bir takım kıstaslar var. Bu kıstaslarda uyarak işveren işten çıkartırsa çalışanını tazminat ödemek zorunda değil. Peki zaman aşımı, süreler, o hak kaybına sebep olan zaman aşımları bunlar nelerdir? Çok önemli. Yani zaman aşımları bizim hukukumuzda çok önemli bir yer ediniyor. Zaman aşımı eksik borç doğurabilecek işlemlerden. Özellikle de iş kanunu çerçevesinde Ekim 2017 itibariyle zaman aşımı süresi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacakları, resmi tatil alacaklarımız, fazla mesaileri tamamında 5 yıla düşürüldü. 27.10.2017 tarihinden önce işten çıkan işçiler için bu 10 yıldı. Kıdem, ihbar ve yıllık izin için söylüyorum bunları. Ama sonrasında bunların hepsi 5 yıla düşürülerek 5 yıldan geriye dönük haklarınızı talep edemiyorsunuz. Ayrıca zaman aşımı haricinde bir de işçiler için özel bir durum olan bir aylık bir süremiz var. Buna da çok dikkat etmeleri gerekiyor. İşverenin geçerli bir fesle dayanmadan işten çıkarttığı durumlarda çalışanlarımız işe iade davası açabiliyorlar. Yani geçersiz bir fesihle işten çıkarılan bir çalışan geriye dönük tekrar iş başı yapıp işe devam etmek istediğini işverene bildirip bu şekilde dava yoluna gidebiliyor. Buralarda süremiz işten çıkarıldıktan sonra bir ay içerisinde önce arabuluculuk yoluna başvuru yapmak, arabuluculuk görüşmeleri sona erdikten itibaren iki hafta içerisinde de dava açmak zorundalar. Bu sürelere dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Peki kendi isteğiyle işten çıkan birisi bir çalışan tazminat alabilir mi? Tabii ki alabilir ama onun için de tabii yine kanunda belirtilen şartlarda. Yani işçinin de haklı nedenle iş akdini feshedip işten ayrılma durumu mümkün. Bu sebeplerden birisi ve uygulamada en çok görülen hususlardan bir tanesi işçinin ücretlerini alamaması. Bu ücretler neler? İşçi fazla mesai yapıyor. Haftada 45 saatin üzerinde çalışma yapıyor. Bu 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmanın karşılığı işçiye ödenmiyor. Ya da uygulamada en çok sık rastlanan birimlerde elden ödeme dediğimiz uygulamalar. Yani işçinin maaşının bir kısmı bankadan, bir kısmı elden ödeniyor ve bu süreçte sigorta birimleri eksik yatırılıyor. Bu süreçte işçinin de haklı nedenle ve hiçbir şekilde işverene herhangi bir ihtar çekmesine gerek yok. Herhangi bir beyan göndermesine gerek yok. Sadece işi bırakarak, işe devam etmeyerek, iş akdini feshederek, haklı nedenle fesih ederek işçinin tazminatını alması hakkı doğar. Yine işçinin, işverenin kendisine karşı tabii aynı durumda küçük düşürücü, hakaret boyutuna ulaşacak sözlerde söylemesi, bunlar işçiye haklı nedenle fesih sebepleri verir. Bu şekilde tazminatını alabilirler. Evet, aslında karşılıklı iyi niyet olduktan sonra değil mi? Birçok durum aşılabilir gibi. Aynen öyle. Yani kanundaki maddeler de buna göre düzenlenmiş. Aynen öyle. Bravo. Buna göre düzenlenmiş. Çünkü kanun da uygulamadan yola çıkarak doğmuş. Bizim kanunlarımızın bir kısmı da uygulama, kanunda boşluk bulunan noktaları da Yargıtay tamamlamış. Hani tarafların iyi niyetli olduğu sürece çözüm yolları her zaman mümkün. Evet, kesinlikle. Yani sigorta primlerinin eksik atması ülkemizde çok yaygın bir değil mi? Olay genellikle oralardan çok sıkıntı çıkıyor. O da dediğiniz gibi bunun sonuçlarında var mı eklemek istediğiniz oraya? Yani oraya şunu ekleyebiliriz. Tabii ki primlerinin
eksik yatırılması veyahut primlerin hiç yatırılmaması, yani sigortası çalıştırma dediğimiz durumlarda işverenin karşılaşacağı iki boyut var. Birincisi işçi boyutu. İşçi bu sebeple işten çıktığı zaman eğer ki bunu ispat edebilirse, çalıştığını, sigortası çalıştığını veyahut primlerin eksik yatırıldığını davada ispat edebilirse işçiye tazminatlarını ödemek zorunda kalır. İkinci boyut ise sigorta boyutu, yani SGK dediğimiz boyutu. SGK boyutunda ise işverene karşı geriye dönük olarak işçi dava açtığında yani cezai müeyyideleri olan bir durum. Yani çalıştığı duruma göre primin 3 katı oranında ceza işlemi uygulanabilir. Evet. Bunlar da devam edebilir. Peki Haşim Bey, gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Var mı son olarak söylemek istediğiniz izleyenlere? Yani benim izleyenlere söylemek istediğim şu var. Birincisi işten ayrılmadan önce veya işçi işverenle arasında bir sıkıntı yaşadıklarında hani avukatlara danışmaktan çekinmesinler. Yani orada bir İstifa metni imzalamadan önce bir avukata danışsınlar. Yani oraya bir imza atmadan önce bir avukata danışsınlar. Aynı şekilde bir söylediklerim işveren için de geçerli. Onlar da işçiyi çıkarmadan önce, işten geçmeden avukata başvururlarsa onların hakları daha güzel korunmuş olur ve daha sağlıklı bir şekilde haklarını almış olabilirler. Usulüne de uygun olmuş olur. Usulüne uygun olmuş olur. Evet. Aynen öyle. Evet sevgili vizyon izleyiciler, aslında hukuk işte insan ilişkilerini düzenleyen, bunları kanunlarla devam etmesini sağlayan bir kurum. Bunda en iyi avukatlar yapıyor sağ olsunlar. O yüzden karşılıklı iyi niyet olduktan sonra aslında olaylar hiç buralara gitmiyor ama işte maalesef ki her meslekte, her sektörde olduğu gibi kötü niyetli kişiler de olabiliyor. İki taraflı olarak da bunun içinde kanunda gerçekten boşluklar güzel dolmuş. Hep de işçi tarafından yana çoğunlukla. O yüzden de avukata başvurulmasında her zaman fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.